Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Oppo kulaklığının incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Oppo Enco Free 2. Biliyorsunuz özellikle son birkaç yıldır Oppo ülkemizde aktif olarak hizmet vermeye başlamıştı. Ve bu bağlamda pek çok Oppo cihazını da sizlerle beraber inceledik. Fakat son döneme baktığımızda Oppo'nun böyle giyilebilir teknoloji alanında adeta bir atağa kalktığını söyleyebiliriz. Özellikle kablosuz kulaklık tarafında ürün yelpazesini hayli genişlettiler. Bu ürünlerden sonuncusu ise Oppo Enco Free 2 oldu arkadaşlar. Peki bu kulaklık bizlere neler sunuyor? Şimdi bunu sizlerle beraber değerlendireceğiz. Öncelikli olarak ise ben kutudan bahsetmek istiyorum. Yani bu kulaklığı aldığınızda kutu içerisinden neler çıkıyor bunları size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar artık bazı kulaklık kutularında hani kablo bile çıkmamaya başladı. Dolayısıyla bir kulaklık kutusunun içerisinde neler olduğu bizler için önemli diyebiliriz. Şöyle kulaklık kutusunu açtığımızda şurada klasik olarak kullanım kılavuzları geliyor. Burada kulaklığımız var zaten, bunu geçiyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şarj kablomuz bulunuyor. Yani Oppo Enco Free 2'yi aldığınız zaman içerisinde Type-C bağlantı kablosu geliyor. Bunun haricinde bir de arkadaşlar kulaklık çapınıza göre çeşitli silikon boyutları var. Buradan kulağınıza hangi silikon daha uyumluysa bunu seçebiliyorsunuz. Bu da bence önemli bir artı diyebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar kulaklığımızın tasarımına. Şöyle gördüğünüz gibi biraz oval bir kutu tasarımıyla geliyor Oppo Enco Free 2. Şöyle kulaklığı açtığımızda ki zaten bir Oppo kullanıcısıysanız direkt kulaklığı açar açmaz bunu telefonunuz algılayacaktır. Şöyle hemen size göstermek istiyorum bunu ben. Direkt canlı olarak şöyle kulaklığı açtım. Gördüğünüz gibi Oppo Enco Free 2 telefonumun ekranında belirdi arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak bir kutu tasarımımıza bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutumuzun hemen sağ tarafında bir bağlantı tuşumuz bulunuyor. Eğer telefonunuza direkt kapağı açıp bağlayamadıysanız ne yapıyorsunuz? Bluetooth'a girerek bunu hangi cihazı kullanırsanız kullanın. Fark etmez arkadaşlar. Yani illa Oppo'nun bir telefonunu kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir telefonun Bluetooth menüsüne girerek ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu kulaklığı tanımlayabilirsiniz. Kulaklıkları kutudan çıkardığınızda zaten direkt olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Şöyle ben çıkartayım. Gördüğünüz gibi gayet şık bir kutu tasarımımız var. Gayet hafif bir kutudan bahsediyoruz. Kulaklıklarımız gördüğünüz gibi sap kısmı çok fazla uzun değil. Bunun artı bir puan olduğunu söyleyebiliriz Enco Free 2 için. Genel olarak tasarım anlamında modern bir çizgiye sahip kulaklıklar. Peki güncel kullanımda bizlere neler sunuyor? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum ben. Aslında Oppo'nun kablosuz kulaklık tarafında rakiplerinden çok daha önde olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü üst segment birçok kulaklığında kişiselleştirilebilir modüllere yer veriyor Oppo. Ne demek bu arkadaşlar? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle kulaklık zaten telefonuma bağlı benim. Şöyle hemen giriyorum. Bakın kulaklık menüsüne girdiğim anda arkadaşlar burada pek çok seçenek mevcut. Burada ben kulaklık işlevlerine tıklandığım anda zaten şu klasik olarak arkadaşlar işte bir kez dokun, şunu yap, bunu yap gibisinde burada seçenekleri seçebiliyorsunuz. İşte bir kez dokunu oynat bırak yapabilirim. Ya da sağ ve solda ikisinde de ne yapabilirim? Bir kez dokunduğumda oynatıp duraklatmayı seçebilirim. İşte iki kez dokunduğumda misal önceki ya da sonraki. Bunları değiştirebilirim. Solda önceki olsun, sağda sonraki olsun. Sürgü kontrolü diye bir şey var ki bakın bu çoğu kulaklıkta olmayan bir şey arkadaşlar. Sürgü kontrolü demek ne demek? Hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi şu sap kısmına şöyle yukarı doğru yaptığınız zaman sesi açıyor. Aşağıya doğru kaydırdığınız zaman da sesi kısıyor. Pek çok kulaklıkta bu özellik yok arkadaşlar. Yani günümüzde kullandığınız kablosuz kulaklıkların birçoğunda bu ses açıp kapatma işlevi bulunmuyor. En azından bulunsa bile bu şekilde sürgülü bir ayarlama söz konusu değil. Oppo Enco Free 2'de ne yapıyoruz? Şöyle sürgüye bu sap kısmı şöyle yukarı doğru yaptığımızda şöyle parmağınızı yukarı doğru sürdüğünüzde ne yapıyor arkadaşlar? Dinlediğiniz müziğin ya da parçanın artık videonun neyse ne yapıyor? Sesini açıyor. Aşağıya doğru yaptığınızda ise sesini kısıyor. Kablosuz kulaklık satın almak isteyenlerin kafasına takılan bir soru işareti de ya bu kulaklık oyunlarda bana istediğim performansı verebilir mi oluyor? Burada arkadaşlar Oppo Bluetooth 5.2 teknolojisinden yararlanmış. Yani gecikmenin en düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede oyun içerisindeki sesleri de anlık olarak duyabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben
Oyun için bir kablosuz kulaklık arıyorum diyorsanız eğer Oppo Enco Free 2'nin sizin için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bu kulaklıkları akıllı olarak lanse etmemize sebep olan şeye. Biliyorsunuz arkadaşlar günümüzde pek çok kablosuz kulaklık var. Ama bu kablosuz kulaklıklardan pek çoğu klasik işlevlere sahip. Oppo Enco Free 2 bu işlevleri ne yapmış? Bir adım daha ileriye taşımış. Burada gürültü engellemeden vesaire bahsedeceğiz ama benim size asıl bahsetmek istediğim şey kişiselleştirilmiş ses optimizasyonu. Bu ne demek arkadaşlar? Kulaklığı takıyorsunuz. Bu kişiselleştirilmiş ses optimizasyonuna izin verdiğinizde sizin kulağınızdaki kanal yapısına göre bir test hazırlıyor ve müzikleri bu doğrultuda çalıyor. Dolayısıyla sizin çok daha iyi duymanızı sağlıyor. Bakın burada kişiselleştirilmiş gürültü engelleme diye bir özellik de var. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar yine kulak yapınıza göre bir ses üretiyor ve bu sizin kulağınızdaki kanalların yapısına göre ne yapıyor? Sizin gürültüyü daha çok engellemesini, yani kulaklığın gürültü engelleme özelliğini daha üst seviyede kullanmasını sağlıyor. Burada size değinmek istediğim son nokta ise arkadaşlar şeffaf mod. Şeffaf modda ne yapabiliyorsunuz? Yine bu menüden dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani iki kere tıkladığımda şeffaf moda geçsin, bir kere tıkladığımda gürültü engellemeyi aktif yapsın gibi özelliklerin hepsini bu menüden ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Kişiselleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim kulaklığımızın teknik özelliklerine. Bu kulaklıkta arkadaşlar zaten aktif gürültü engelleme özelliği var. Fakat az önce de gösterdiğim gibi kişiselleştirilmiş bir aktif gürültü engelleme özelliğinden bahsedebiliriz. Burada 42 desibele kadar olan sesleri engelleyebiliyor kulaklık. Yani büyük ölçüde çevrenizdeki sesleri duymuyorsunuz. Bu da bence gayet başarılı. IP54 sertifikası ile geliyor arkadaşlar bu kulaklıklar. Yani toza ve suya dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne demek? Örneğin bununla dışarıda gezerken yağmur yağdı, ne bileyim spora gittiniz, terlediniz vesaire, kulaklıklarınız ıslandı, aman su geçirir mi, bir şey olur mu gibi telaşlanmalara gerek yok arkadaşlar. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Oppo Enco X'de olduğu gibi yine bunda da Dine Audio ile işbirliğine gitmiş ve ortak bir iş çıkarmış ki bence kulaklıkların ses kalitesi de zaten bir hayli üst seviyede. Üçlü mikrofon çağrı gürültü engelleme özelliği var. Yani 3 adet mikrofon yerleştirilmiş arkadaşlar. Çağrılarda siz konuşurken dışarıdaki sesleri ne yapıyor? Bu 3 adet mikrofon alarak sentezliyor ve karşı tarafa bu seslerin gitmesini engelliyor. Tabii ki söz konusu kablosuz bir kulaklık olduğunda aklınıza gelen sorulardan ilki bu kulaklığın ne kadarlık müzik çalma süresine sahip olduğu. Bunu da hemen sizlere belirtelim. Bu kulaklıkla arkadaşlar 30 saat boyunca ne yapabiliyorsunuz? Müzik dinleyebiliyorsunuz. Tabii burada ses seviyesinin ortalama değerlerde alındığını söyleyelim. Yani full sesle dinlediğiniz zaman bu süre biraz daha azalabilir. Ya da düşük sesle dinlediğiniz zaman ne olacaktır? Bu süre biraz daha artacaktır. Peki bu kulaklığın gerçek anlamdaki konuşma performansı, görüşme performansı nasıl? Şimdi dilerseniz bunu bir test edelim. Bakalım Oppo Enco Free 2 bize gerçek hayatta nasıl bir performans sunuyor? Arkadaşlar selamlar. Selamlar. Sesin geliyor mu? Sesin şu anda gayet net geliyor. Oradaki gürültü ne seviyede? Şu an ofisimizin balkonunu bilen bilir, trafiğin ortasındayım diyebilirim. Yani E5 trafiğinde bile sesi bu şekilde sınırlandırabiliyor kulaklık. Evet, senin de sesin gayet net geliyor. Ayrıca dışarıdaki araçların sesini de hiçbir şekilde duymuyorum. Aktif gürültü engelleyici özelliği derece güzel çalışıyor. Peki Alperen, o zaman teşekkür ediyoruz sana. Rica ediyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, geldik bu kulaklığın fiyatına. Oppo halihazırda bu kulaklığı ülkemizde 899 Türk Lirası'ndan satışa sunmuş durumda. Kulaklığın içerdiği, bize sunduğu özellikleri göz önüne aldığımız zaman gerçekten bu fiyatın makul bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki günümüzde bu fiyatın çok çok altına kulaklıklar, kablosuz kulaklıklar bulabilirsiniz. Fakat bunların hiçbiri Oppo Enco Free 2'nin yanına bile yaklaşamayacaktır. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzere bu kulaklıklar arkadaşlar sizin kulak yapınıza göre gürültüyü ya da dinlediğiniz sesleri şekillendiriyor ve bu sayede size en kusursuz performansı sunuyor.
Eğer bu kulaklık hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.